yanık uykusu ülkemizdeki en önemli tıbbi sorunlardan bir tanesi teşkil etmekte. Çünkü yanık öyle bir hadise ki hem erken dönem içerisinde hem de daha sonraki yıllarda yanık geçiren hastalarda çok ciddi yaşamsal sorunlara erken dönemde özellikle sebep olabilmekte. Hayatın ilerleyen dönemlerinde ise hem çok ciddi şekil bozukluklarına hem hareket bozukluklarına, hareket kısıtlamalarına ve hem de deri kanserine sebep olması sebebiyle çok ciddi bir sorun. Yanık tabii sadece ülkemizde ciddi bir sorun değil. Hemen tüm dünya ülkelerinde gerçekten insanın aman hiç olmasın, başımıza hiç gelmesin diyeceği bir sıkıntı. Yanıklı hastaların erken dönemdeki takiplerini değil de şimdi size geç dönemlerde olabilecek aksilikler hakkında kısaca söz etmek istiyorum, kısaca bilgilendirmek istiyorum. Şöyle ki, el bölgelerindeki yanıklarda bu elektrik yanığı olabilir yahut da haşlanma şeklinde ya da alevle yanık şeklinde oluşabilir. Parmaklarda kontraktür dediğimiz parmakların büzülmesi, bu büzülmeye bağlı olarak da boylarının daha kısa kalması, iki el parmaklar arasında gelişim bozukluğunun olması yahut da kalem tutma, yemek yeme, hatta yüzünü yıkama, elini yüzünü yıkama gibi hareketleri, işleri rahat yapmasını engelleyici hadiselerin oluşması çok ciddi sorun. Bunun tedavisi yanık olduktan sonraki yaklaşık bir yıl, iki yıldan sonraki süre içerisinde buradaki çekmelerin, derideki çekmelerin, derindeki çekmelerin aşağıdaki dokulara yani kaslara, sinirlere, damarsal yapılara etkilerini gidermek üzere bir an önce düzeltilmesi. Bu plastik cerrahinin çok önemli konularından bir tanesi ve bizim çok sık kullandığımız ameliyatlar, çok sık uğraşı alanlarımızdan bir tanesi. Yine bunun gibi boyun bölgesindeki yanıklarda çenenin küçük kalması, aşağı doğru hastanın boynunu çeker vaziyette olması, göz bölgesindeki yanıklarda göz kapaklarını hastaların iyi kapatamamaları, yüz bölgesinde çok şiddetli pigmentasyon bozukluklarına sebep olabilmesi ya da cildin parşömen gibi elastisitesini yitirmiş bir halde kalması, meme bölgesindeki yanıklarda kız çocuklarında özellikle hayatın ilerleyen dönemlerinde bir memesinin küçük kalması, bebeğini rahat emzirememesi, yine çok önemli bir sorun olarak genital bölgedeki yani kasık bölgesindeki sorunlarda hastanın çişini yapabilmek için bile oturamaması, rahat oturamaması ya da ilerleyen dönemlerde abdest alamaması, namaz kılamaması, gerçekten bunların hepsi üst üste bindiği zaman yanığın ne kadar korkunç bir felaket olduğu ortaya çıkmakta. Tüm bunlardan arınmak için de plastik cerrahlar biz her zaman hastalarımıza yardımcı oluyoruz.